Bölüm 15. Kudüs'teki toplantı. Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere, "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız," diye öğretiyorlardı. Paulus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Paulus'la Barnaba'nın kardeşlerden diğer bazılarıyla birlikte Kudüs'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece inanlılar topluluğunca gönderilenler, diğer uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samariye bölgelerinden geçerek tüm kardeşlere büyük sevinç verdiler. Kudüs'e geldiklerinde inanlılar topluluğu elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden olan imanlılardan bazıları kalkıp şöyle dediler: "Diğer uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerek." Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara, "Kardeşler," dedi, "diğer uluslar müjde sözünü benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyabildiği bir boyunduru öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı sınıyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle." Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Paulus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Paulus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla diğer uluslar arasında yapmış olduğu mucizeler ve harikaları tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. "Kardeşler, beni dinleyin," dedi. "Simon, Tanrı'nın diğer uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davud'un yıkılmış çadırını yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, adımı taşıyan tüm uluslar Rabb'ı arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca diğer uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her sept günü havralarda okunmaktadır." Diğer uluslardan olan imanlılara mektup. Bunun üzerine tüm inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Paulus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsaba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar: "Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, diğer uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in
adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar bu yazdıklarımızın aynısını sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmanız gerektir. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Paulus'la Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Diğer birçoklarıyla birlikte ders verip Rabbin sözünü müjdelediler. Paulus'la Barnaba arasında anlaşmazlık. Bundan birkaç gün sonra Paulus Barnaba'ya, "Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim," dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmemiş olan Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.